Söyle Bora. Az önce konuştum hastaneyle. Şevnem Hanım yatırılmış. Anladım. Tamam. Burada beni çok fazla tutmazlar. En fazla bir gece. Raporu alsalar yeter kızım. Hakime götürecekler, diyecekler. Aa da bu karı deli. Çocuklara bakamaz. Buradan ağzından bir tane düzgün cümle çıksın be. Ölür müsün lan? Ölüyüm kızım zaten ben. Ben ölüyüm. Gezdiriyorum beni yanında kan ter içinde toz toprak ölü adamı. Ne? Harbi lan. Ne şık gibi dolaşıyorsun yanımda. Ayıp eden aşı bu. Düşünmedik. Beni kan ter içinde, toprak içinde gezdirdin yanında. Ama bu değil Şebo. Bu değil. Bu değil. Komik mi şimdi bu? Bu değil. Kızım öyle bakma bak. Benim adım Clark Niyazi. Bana bak. Öyle bir şey yapsana bana. Bak gel ne yapalım biliyor musun? Sen benim stylistim ol. Güzel böyle deri ceket. Altına bir jean. Jilet gibi ha. Öyle yapalım mı Şebo? Vallahi öyle yapalım bence. Deri. Yılan. Ha? Bu değil, kesin. Ölmüyorum ben sana. Hayır, hayır. Bir ziyaretçim var. Kim? Bilmiyorum, gidince görürsün. İyisin değil mi? Sakinsin. İyi miyim? Sakinim. Sakinsin tabii, iyisin. Ne, sen iyisin de ben hiç iyi dedim Şebo. Bu ne Allah aşkına ya? Bundan ne? Şebo, Allah aşkına ne olur böyle bırakma beni. Hadi, değiştir. Şebo ne olur. Eyvallah Şebo. Ne oldu? Görüşmek istemiyorsan... Yok yok, sorun değil. Şebnem. Onur. Otursana. Benim... Öyle görmek için mi geldin? Ya, elbette seni görmek için geldim. Ama böyle değil, hayır. Çocuklarımın annesinin bu durumda olmasına gönlüm razı değil. O yüzden mi mahkemeye başvurdun? Buna beni sen mecbur bıraktın Şebnem. Senden istediğim tek şey o herifi çocuklarımdan uzak tutmandı. Kimi kandırıyorsun ya Onur sen? Hı? Konuştuklarımızı unuttun mu acaba? Beni nasıl aşağıladın? Ben olmazsam annen gibi olursun, ben olmazsam bir hiçsin falan. Bunları unutmadım ben. Çocukları bahane edip durma şimdi lütfen. Ben kimseyi kandırmıyorum Şebnem. Ben kimseyi kandırmadım. Beni kandıran sensin. Hem de onca yıl. Yine de bir tartışma anında öfkeyle söylenmiş sözlerdi onlar. Yani bir anlamı yoktu. Vardır. Çünkü öfkeyle söylenmiş sözler sakinken düşünülmüş şeylerdir genelde. Psikoloji okuyan sevgilinden mi öğrendim bu lafları?
Hı? Hı? Yo. Öyle değil mi Onur? Senin için öyle değil miyim? Senin gözünde öyle değil miyim? Bir değerim yok. Zerre kadar. Hem de. Buradayım bak. Deli gibi. Saçma sapan. Şebnem. Benim için bir değerin olmasa burada olmazdım. Bak. Bak hemen bitirebiliriz bunu. Seni hemen çıkarabilirim buradan. Yapabilirim hala kocanın. Buna hakkım var. Hı. Evimize, çocuklarımızın yanına döneriz. Hı? Beyefendi lütfedip kölesini geri eve alacak. Ben bunu mu dedim Şebnem? Yardım etmeye çalışıyorum sana. Ne yardımı ya? Ne yardımı Onur? Sen hala karşıma geçmiş beni aşağılıyorsun. Sakin olun Şebnem. Yok, bir şey yok. Bir şey yok lütfen. Ne bu? Ben anlamadım. Beni kuyuya atıyorsun. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi sanki sen hiçbir şey yapmamışsın gibi beni o kuyudan elini uzatıp çıkarmaya çalışıyorsun. Ben de sana minnet edeceğim. Öyle mi? Şebnem. Ya. Onur sen beni... Onur sen beni hiç tanımamışsın ya. Gerçekten hiç tanımamışsın. Ben seninle o eve geri gelmeyeceğim. Ben seninle o eve geri gelirsem... ben burada ölmeyi tercih ederim biliyor musun? Bitti mi? Son sözün bu mu? Bitmedi. Bitmedi çünkü... Bitmedi. Son sözüm bu değil ama en hafif sözüm bu. Evet. O halde ben çocuklarımızı almaya gidiyorum. Bak Şebnem. İsterim ki çocuklarımız ne annelerinden ne de babalarından uzakta büyüsünler. İsterim ki aramızda ne yaşanmış olursa olsun onları bir aileden mahrum bırakmayalım. Ama belli ki annelerinin derdi başka. Neymiş annelerinin derdi? Onur, ne olabilir benim çocuklarımdan başka derdim ne olabilir? Onur bak sakın, sakın o çocukların aklına bir şey yükleyip durma. Sakin. Seni pişman ederim. Eşimi lütfen odasına götürür müsünüz? Dinlensin biraz. Tamam. Ne götür ya? Götür ne demek ya? Sen kimsin? Neyi götür? Tamam. Onur! Bak öldürürüm seni. Sakin. Beni çocuklarla tehdit etme. Seni öldürürüm. Tamam, sakin. Bırak! Sakin olun, sakin.